Herkese merhaba arkadaşlar. Uncharted 4'ün 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel manzarayla size açılış yapmak istedim. Hazine yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. En son hatırlarsanız karımız bizi terk edip gitmişti. O altınları bulup karımın kucağına atacağım arkadaşlar. Şimdi devam edelim yolumuza. Lan hapşırığım gelecek galiba. Durun. Durun hapşıracağım arkadaşlar. Bir dakika. Hapşıramadım anasını satayım ya. İdam! Dediğim gibi arkadaşlar kuleye gidiyoruz. Ağaçlar börtü böceğin güzelliğine bir bakın ya. Oğlum var ya. Harbi aramızda adada yaşayan varsa sanmıyorum ki vardır amına koyayım. Belki. Belki birinin içimizden birinin babası çok zengindir de adaları vardır. Allah hiç sanmıyorum da amına koyayım. Varsa değerini kıymetini bilsin. Görüyor musunuz? Biz oyunda oynuyoruz bile nasıl keyfimiz geliyor. Şu zavallı adam ya açlıktan ya da yalnızlıktan ölmüş. Bana kalırsa yalnızlıktan ölmüş. Çünkü açlık yine bir şekilde giderilir. Ama yalnızlık insanın kalbini karanlığa gömer, adamı öldürür. Bu derin ve anlamlı sözlerden sonra yolumuza devam ediyorduk. Sam kardeşim arada boş yapıyordu. Ama yine de yalnızlıktan iyiydi dediğim gibi. Devam ki pompa ki. Çok güzel ağaçlar ki. Ulan geçen bölüm ne kadar aksiyonluydu ya. İnşallah bu bölümde öyle olaylar yaşarız. Böyle sadece tırmanmayı sevmiyorum. Ben aksiyon da seviyorum. Kuşları, börtüleri, böcekleri seviyorum. Seni seviyorum yani. O oyunu dehşetül vahşet yapmışlar ya. Yeminime bu oyunu arkadaşlar bak açık ara en iyi oyunlar listesinde ilk 10'a eklerim. Cidden eklerim yani hak ediyor. Pahalı olmasına rağmen baya hak ediyor bence. Çok detaylı yapmışlar oyunu. Güvercin, güvercin. Ya, ya, hak! Son anda tutundum ha. Yalnız serseri. Siz belki bilmiyorsunuz ama arkadaşlar korsanlar cidden hiç iyi insanlar değil. Ciddi anlamda ha. Sapık mı dersiniz, hırsız mı dersiniz? Her çeşit şey bulunur korsanlarda. O filmlerdeki gibi ay seni kucaklasın, kurtarsın. Yok sana banyo yaptırsın, öyle bir şey yok. Gerçek korsan deden var ya. Adamın donuna kadar alır, sonra adamı bir güzel siker, donunu geri takar. Gerçek hatta donunu geri takmaz işte gerçek korsanlar öyledir. Bir çeşit sembol bulduk. Ne yazıyor acaba? Not a good way to go. Ben iyi değilim, nasıl gideceğim yazmış adam. Ölmeden önce. Vay be. Ya hallediler ya merak etme biz onun kalmalı değiliz. Ne yaptın sen? Bir şeye dokunma kenkene lan. Bunu nasıl akıl ettin? Senden öğrendiğim bir şey varsa o da her şeye basmak. Sana da basma. Az önceki tuşa basınca orada bir pusula çıktı. Şimdi bir de oraya döneceğiz. Geldiğimiz gibi geri döneceğiz. Hadi Semih. Hadi kızım. Böyle atla. Geliyorum geliyorum atlaya atlaya ölmeden çok yükseklerden atlıyorum ha. Pusula karşıki adayı gösteriyor. Basalım mı buna da? Şöyle. Sam gel Sam. Nerede kaldı bu çocuk ya? Gelsene gerizekalı 3 saattir seni bekliyorum ha. Söyle ne yapacağız şimdi? Okların gösterdiği yere gidelim. Tamam. Ok belki sana köprü aşağısını da gösteriyor. Götünü vermeye mi gideceksin? Oklara gidelim diyor. Oklar her zaman doğru söylemez evlat. Hadi. Ben az önce zaten buradan geldim. Burada bir şey yok ki. Hey bak. Bir ok daha var. He bir ok da öbürü de orayı gösteriyor. Demek ki yerimiz bura. Yoksa. Ulan lanet olsun sen benim kafamı karıştırma. Mal mısın ne sen amına koyayım ya. Bu da direkt açık okyanusu gösteriyor. Ne yapalım? Gidelim hazine okyanustan mı arayalım amına? Boş bela şeyler ya. Ya da zamanla adaların yeri değişmiş ne bileyim. Bütün oklar bana açık okyanusu gösteriyor. Bu bir işaret olmalı. Evet gayet de büyük bir işaret gidelim. İnşallah bizi yanıltmıyorlardır. Peki ya oklar götümüze kaç... ya oklar tuzaksa arkadaşlar? Ben onu anlamadım. Niye güveniyoruz ki öyle korsanlara güven olur mu? Bayağı bir geldim. Biraz rotadan sapıyoruz gibi. Orospu çocuğu oklar o tarafı gösteriyor ben ne yapayım ha? Rotadan sapıyoruz dedi. Demek ki yanlış gelmişiz amına. Bütün oklar bana açık okyanusu gösteriyor. Aa mezar. Acaba bu adamın hikayesi neydi? Ölmüş bence. Nereden gidelim? Buradan devam edelim Semih. Bir kuncuk buldum. Burada biri yaşamış görüyor musunuz? Ne buldun orada? Valla bir kağıt buldum. Bir okuyalım mı bu ne yazmış? Ya Allah rızası için ben bunu nasıl okuyayım ya? Bana ödev veriyorlardı Türkçeci ben bu okumuyordum ya. Boş beleş bir tane korsan yaşadıkları yazıyor. Kısaca böyle bir göz atıyorum da. Aynen önemli bir şey değil ya. Bırak bırak.
Olmasa da olur. Ulan şu adanın en tepesine bir türlü çıkamadım. Ben de bu küçük adaya geldim. Burada bir tane gemi varmış, görüyor musunuz? Batmış. Bakalım belki içinde mücevher falan buluruz ya. Ulan güzelim, gemiyi batırmışlar, mahvetmişler. Çiz buri, çiz. Bakalım bir altın maltın buluruz, ben diyorum, atla. Çizdiysen atla bir bakak. Hadi dal. Dal derinlere. Bence bir şey bulacağız gibi ama. Çok da merak etme arkadaşlar, yani. Bok da çıkabilir. Top var, tüfek var, boğulma. Boğulma niçin? Oha, bunlar ne lan? Oğlum bu evrenin hazinesi değil mi? He, deniz kabuğuymuş. Ya Rami evrenin hazinesi. Deniz kabuğu, deniz. Onu burada bırakırlar mı? O hangi gemiyse aç oğlu açlar. Hangi korsanlar burada kalmışsa tek kuruşları yokmuş arkadaşlar, görüyorsunuz. Geri çıktım. Az kaldı ölüyordum ha. O ok şuradaki mağarayı işaret ediyor. O zaman biz de o mağaraya gireriz. Bu iyi işaret. Okmuş. Bu da diye ok nınmez. Bakın. Güzelim manzara be. Harika bir yere geldik. Şu kapıdan içeri mi girer acaba, yoksa burada... Gizli mağara, merdiven. Umut verici görünüyor. Umut verici mi gözüküyor? Sensin verici, göt veren çocuğu. Umut verici gözüküyor. Bana dedi ki verici. Benim ismim Umut ya. Şu sütunu atlayalım gidelim. Lan tutunamıyor ki, amına koyayım, tutunamıyor ki. Buradan o sütunu atlayabilir miyim ya? Ha? Hadi bakalım. Yaklaştır gemiyi, buradan atlayacağız, tamam. Bu kadar mesafe yeter. Gemi hareket etmezse her şeyi ayarlamış adamlar ya. Yapamıyorsun bir türlü aklını kullanmazsan. Ha? Çık be, bu nedir öyle? Gidecek yer yok lan, bu sefer gerçekten oyunu zorlaştırmışlar. Ne kadar çok tırmanma yapmışlar, vallahi helal olsun ya. Tam bir tırmanma oyunu. Yazın tırmanma oyunu Google'a, ilk bu çıkar, tırmanma oyunu. Hadi hadi böyle karşı atla, tam zamanında. Sakın düşme be. De gel de eşek gibi bir daha tırman yukarıya. Tamam, bu sefer atlayacağım arkadaşlar, bu sefer düşme, düşme, hızını al. İle diyeceksin. Yine iş başındayım. Yoksa yapamazsın bu oyunu. Oo. Yemyeşil, yeminime var ya, ne güzel mekan ya. Vay, Avery hiç de elini sakınan biri değilmiş ha. Ehe. Su vardı, haydan gelen huya gider derler ya. Avery var ya, biz bu korsan hazinesini aradığımız. Bir adaya 500-600 tane hatun dolduruyormuş arkadaşlar, tek başına eğleniyormuş. Tam deli psikopat manya. Otlar motlar ne kadar gerçekçi yapmışlar ya. Bu oyunların bu kadar gerçekçi olması da cidden şaşırtıcı amına. Nasıl yapıyorlarsa. Ben bir resim çizemiyorum da adamlar oyun yapıyorlar. Sam gel içeri gel, bak iki tane heykel buldum. Vi ben de önde gidiymiş amına. Ulan. Sadece bu heykeller bile en az 100 bin euro yapması lazım değil mi ya? Hani küveti tıpayla kapatırsınız ya su geçmesin diye. Bunu da böyle en ince deliğine kadar kapatmışlar, şu kapıdan geçemiyoruz. Bizden başka bir yol bulmamız gerek. Nereden gidek ya, bir bak etrafına. Her şeyi ben mi söyleyeyim? Şu tırmanmaları mı yapacağız yine? Zaten her şeyin yolun uzunluğu bizi şey yapıyor. Her şeyde yolumuz uzayacak. Burada bir şey var. Burası nereye çıkıyor acaba? Ay, az kaldı tuzaklarda öyle ama. Ben de ne kanarım bir adamım ya. Haydin kızlar, gidiyoruz. Hadi şuna bir el atsana. Aynen. Tabii. Hayatımız kaldırmakla ve sürünmekle geçti be. Aynen, ama bazen benki kalkmıyor ya. Bilmiyorum, çok yoruluyorum diye mi? Kaldıramıyorum bazen. Dikkatli geç o köprüden ha. Dikkatli geç, amına koduma sığırı. Ben sana demiyor muyum dikkatli geç diye? İyi misin? En azından karşıya geçtim, tamam. Ben ne yapacağım, ben geçemedim, köprüyü yıktın. Geçirmemiz lazım, bekle biraz. Tamam, bekliyorum hadi. Beni burada bırakma ha. Yoksa sana bir şey olur, bana sen, bir şey olacağından değil, tek başına şey yapamaz. Neredeydin? Seni çıkarmanın bir yolunu arıyor. İnsan bir haber ver, eyle gider, gerizekalı. Ben dedim sen öldün müldün ha. Şuradan şuraya elimi tut abi. Öz abim benim ya. Dural ya. Burası nereye çıkıyor? Çıkmaz manzara. Hayır, çıkmaz sokak. Ne yapacağız? Peki, karşıya bir yol olmalı. Karşıya tek yol ne, sen söyleyeyim mi? Buradan sen böyle duracaksın, ben senin götüne bir parmak atacağım. Sen o anki zevkle uçacaksın karşıya. Karşıya geçmenin bir yolu odur. Acaba böyle kemi oraya değil de şuraya mı atmam lazımdı? Onu düşünüyorum. Ada güzel de bir saatten sonra sıkıyor insanı. Çünkü bütün kayalar birbirine benziyor. Bir de Sam'in boş konuşması derken geçirdim en sıkıcı günlerden biri. Birkaç tane ölü korsan iskeletiyle
Ve Sam'le gün mü geçer? Siz de beni biraz anlayışla karşılayın. Buradan daha nereye giden? Böyle direkt karşıya atlayamam. Ne yapacağım ya? Heh. Atla atla, nasıl atlayamazsın? Olmadı la. Gene rezil rüsvü oldum ya. Tüh. Burada bir işaret çıktı, bu ne? Nedir bu? Allah Allah, güneş vuruyor böyle. Oğlum güneş, sen de var ya beni zeki biri sanma, amına koyayım, ben anlamam ha. Bin yıl burada bu işaret çıksa, bu işaretin de zaten neye benzediği belli değil. Bir anahtar mı? Yoksa yarrağa da hafiften benziyor arkadaşlar. Şurası böyle taşak desek, burası da ucu desek, tam biz şu an ucunda duruyorum. Haa, yanlışlıkla bastım, üstüne açıldı kapı. Mekanizma bozuldu. Mal, biz koca kapıyı nasıl kaldıracağız iki kişi? Hadi tamam, bismillahirrahmanirrahim. Hadi 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 lan, hadi biz her şeyi yaparız, hadi lan, hadi lan. Hadi lan, yaparız lan. Hadi hadi abi, hadi, sana güveniyorum. Aynen aynen, hazine ya. Sıra sende, sıra sende. Uf ve. Şimdi bu ne? Ben buradan yürüyebiliyor muyum? Evet. Bunu alan mı abi? Bak, tuzak değil değil mi? Gün yüzü gibi, sahne gibi ortaya koymuşlar bunu. Çevirin bunu ya. Evet, bence birinci şeyi ben tamamladım oyunu. Bak, ilk oyunu çözdüm bile. Çok kolay oldu benim için. Bir yere ayın yarısı gelecek. Aynen böyle. Tam da düşündüğüm gibi. Buraya da bu gelirse. Ulan var ya, oyunu çözmüşüm abi. İşte böyle. Evet. Yeminime bunu kendim yaptım. Vay canına bak. Heykeller. Korsan kaptanlar. Hepsi i̇şte gün yüzüne ya. Çıkıyor. Çek şu kolu, hele nedir bu, ne golüdür? Çek. Dur, sakin ol. Tamam, şimdi nereye? Ha, ben amına, izle de gör. Gün yüzüne çıkardı bu şey bizi. Ulan bir de hazinenin ortasına veriyormuş. Vay canına. Senin kayıp Avery heykeli orada işte. Ooo. Avery görüyor musunuz arkadaşlar? Biliyor musun? Dostumuzun biraz narsist olduğu hissine kapılmaya başladı. Aynen. Orospu çocuk yani ayrı bir tane heykel yapmış. Egoist piç. Orospu'nun evladı. Neyse, gidip bakalım hemen. Beni takip etsem. Kısa yol biliyorum buradan. Gel. Şurada bir tane salıncak vardı. Vallahi iyi gidiyoruz şu an. Heykeli bulduk. Daha ne olsun amına. Buradan da kendimizi salıveririz. Evet. Atlayayım ha. Aa, sakın kopma, sakın dur, kopma. Dur dur dur. Aynen, kopma kopma kopma. Çok güzel. Harika bir şekilde çıktım ya. Geldik Avery, geldik. Kral. Bırak. Ulan bir de bakıyorsunuz. Bu heykelde siki altından yapılmış. Yeminime ben olsam ne yapardım biliyor musunuz? Bak. Ben bu kadar tuzak muzak kuracağım. En sonunda ne yapardım? Aynen kendi heykelimi böyle çıkartırdım. Sikimi altından yapardım. Avery şu tarafa doğru bakıyor. Ama fırtına da geliyor gibi. Görüyor musunuz? Kuşlar muşlar hepsi uçuşuyor. Allah Allah. Bekle bizi Avery. Bu da diye deniyormaz. Geldik. Evet. Nereye bakıyorsun? Amına kodumun çocuğu. Bir bunu çizelim. Şöyle bakıyor. Burada ne var ki? Fırtına var. Ben biliyordum bu bizimle dalga geçiyor ya. Bunun bir sikine asılıp yukarı çıkamıyor muyuz? Hadi bismillahirrahmanirrahim, bakalım heykelden. Koca bir teleskop var bir adada. Oo! Harika lan. Adam her şeyi ayarlamış lan. Ne oldu sana, sen triplere girdin? Ne oldu? Hayır. Hayır, senin sen sıkıntın mı var? Genelde tam tersini kastedersin. Sıkıntın mı var? Ne oldu? Oo arkadaşlar, orospunun evlatları ziyaretimize gelmiş. Bizim reis mi o? Ha vallahi. Başka kim olabilir ki? Ya bir de bunlar da biz tüm ipucuyu hepsini çözüyoruz. Bizden sonra geliyorlar. Büyük kovalamaca başlasın. Oyunun başına döndük işte arkadaşlar, görüyor musunuz? Her şey oldu. Oyunun başına döndük. Evet, en sonunda ben burada düşmüştüm. Görüyor musunuz? Her şey hikaye böyle başlamış işte. Doğruca adaya sür diyor bana. Aa! Ben anladım anladım. Oyun işte asıl burada devam ediyordu ya. Başında bize burayı gösteriyordu ya. Şimdi ne olacak acaba? Fırtına var. Her yerde o orospu çocuğunun adamları var bir de. Bak ben kurtulmuşum. Acaba Sam de kurtulmuş mu? Bu kumsaldan çıkmalıyım. Kumsal değil ki burası, kayalık lan. Sam! Oğlum oğlum, böyle bir yere hazine mi saklanır sen ya? Sen duyuyor musun? Sam'i! Belki kıyıdan uzaktadır. Bence sen boğulmuştur. Sizce arkadaşlar? Ve göz gözü görmüyor, nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. Şöyle düz devam edeceğim. Tırman abi. Fırtınaya bak, fırtınaya. Lanet olsun ya.
Yüzümüz ne zaman geldi ki bizim Sam kardeşimle? Biz yetimhanedeyken o dul rahibe bir türlü peşimi bırakmıyordu. Sürekli beni öpmeye kalkışıyordu sapık. Ondan sonra Sam kardeşim de 18 yaşını geçtikten sonra onu attılar. Sokaklarda büyüdü. 20 yıl hapishanede kaldı ya. Tanrı'ya şükür, ikmal kutumuz. İkmal kutusunda ne var acaba? İyi, hepsi gitmişse Sam yaşıyordur. Sam gelmiş. Bir işaret olabilir. Bu kutudaki şeyleri hepsini almış. İyi tarafından bakalım. Kaybedecek bir şeyim kalmadı. Canım dışında. Ha ya, yeminim ha. Her zaman böyle olumlu düşün. Ama ben burada bir deniz kızı olmasını beklerdim ha. Kimse yok. Tam onlara göre. Anasının amı. Ulan ben korku önünde bu kadar korkmadım. Bu ne ya? Birden var ya, az kaldı ölen amına koyayım kalkar şeyinden. Ses biraz açık. Yeminim ha, şu kayalıkların üstünde 4-5 tane deniz kızı olsaydı bikinisiz çok güzel olurdu ya. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Bu fırtınalı havalar sadece yaşamayı sevenleri korkutur. Sen gittiğin gün ben zaten ölmüştüm. Ve asıl fırtına o gün benim yüreğimde koptu. Of of, yine dertliyiz agalar. Devam edelim yolumuza. Şöyle Sam'i bulmamız az kaldı bence. Çünkü o da hala hayatta. Niye diye soracak olursanız eşyaları alıp gitmiş. Açgözlü pezevenk. Böyle bana da bir şey bırakmamış. Acaba onu arıyorum ya, o da beni arıyor mudur? Sanmıyorum ama. Bir şey gördü. Bak, biri ışık yakmış. Sic Parvis Magna yazıyor. Ben de zettim, bir an sic yazıyor zettim. Sam'dır o ha, bize ışık tutuyor ha. Dürbündür bu. Biz de ona ışık tutuyoruz. Umarım bizi görür. Sanmam ya. Bir tane hikaye vardı ya, belki hepiniz duymuşsunuzdur. Bir tane adam Niagara şelalesinde atlanmış ölmemiş. Sonra bir tane portakal kabuğuna takılmış ölmüş. Büyük ihtimal o da yalandır amına koyayım. Instagram sayfalarının yalanıdır da. Hepimiz inanıyoruz. Atla böyle. Bir daha karşıya. Bir insanın canı bu kadar mı kıymetsiz olur ya? Altın için ruhunu sattın sen, karını sattın. Yemin ederim kardeşini sattın. Şu an kayalıklardasın. Bulamadı da bulsa. Onun yerine basit bir dedektör al amına koyayım. Dağlarda gez zaten, bir tane bulurdun altın. Bu kadar gezeceğimize. İlla büyük hazine mi olması gerekiyor? Açgözlü şerefsiz. Çok güzel şelale ya. Oğlum harika yapmışlar lan. Acaba mesela bu su bela akıyor ya. Doğru bu şu an benim ekran kartımın anasını sikiyor bu su bela akınca. Nereye geldim ben? Daha hiçbir şey bitmiş değil. Karşıda tekneler var. Düşman teknesi bence bu. Rafe. Ölmüyor ki. Bir sürü adamı var. Ölür mü o? Arkanı kolla Sam. Arkadaşlar şimdi bu yapacağım çılgınlığı iyi izleyin, sizin için yapıyorum. Manzaranın tadına bakın, bir de şelaleye de son atlarken bakın. Lan düşeceğim. Böyle plansız iş olmaz ya. Şu an atlayabilir miyim? Atlarım. Çok rahat. Oh. Hayır, düşme lan. Of. Mübarek ne biçim akıyor? Tatlısı tuzlusu oluyor işte. Hiç güzel bir yatırım değil şelale. Bir tane ölü de buradaymış, görmemişim. Ne yazmış? Derdini yazmış ve kendi intihar etmiş. Ama no quarter for Tevis. Sonsuza dek karısız yaşanmaz demiş ve kılıcı kendi böğrüne batırmış. Yazık olmuş gerçekten. İyi bir adama benziyormuş. Sadece biraz fazla azgınmış. Kafası ulan ya. Arkadaşlar kafasına bakınca biraz üzüldüm. Ne yapayım amına koyayım? Ela kafam mı olur? Atla baby, atla. Baby ne amına koyayım? Atla. İyice top oluyorum galiba. Tam zamanında. Oğlum macera budur işte. Macera oyunu budur ha. Böyle yapılır. Bu ne lan? Selam. Faredir bunlar. Yengeçtir. Oh, amına koyayım, bir an bunu da zombi zannettim ha. Yazıktır, günahtır, yengeçler her tarafını yemiş. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yengeç o iskeleti yemiş. Ben de yengeç yiyorum. Otomatikmen ben yamyam mı oluyorum yani? Karşılıklı birbirimizi yiyoruz ya. Ben bu orospu çocuklarını gizlice öldüreceğim ateş etmeden. Yoksa hepsi başımı üşüşür. Akbaba gibiler dedim ya size. Geliyorum. Eceliniz geliyor. Şşş, sus orospu çocuğu. Şş, sesini asla çıkarma. Eğil burada. 62 mermim var. Beni bulamazsınız ki gerizekalılar. Ben aniden kaybolurum, sonra sizin kabusunuz olurum. Bir günde yaparım bunları ya. Bak adamı haberi yok benden. Lan. Haberi yok ama geberttim. Başka kimse kaldı mı ya? 6-7 kişi sadece ben temizledim. 2 tanesi de kendi ölse, kayarak düşerek. Bence bittiler. Henüz bitmiş değillerdi. Sadece dağılmışlardı. Hepsini teker teker indirip kardeşimi bulmam lazımdı. Ve o gün hayatın zorluklarını bir kez daha anlamıştım.
karısızlığın kötü olduğunu bir kez de anlamıştım. Evet, tek çıkardığım ders karısızlığın kötü bir şey olduğuydu. Gerizekalıların üçü de aynı yerde, ben bunlara birden aniden atılayım mı? Böyle bir yarrak gibi. Merhaba, ben bir yarrağım. Aa, yarrak değilim, ben bir belayım, orospunun çocukları. Ben bir yarrağım diye saldırı mı olur amına? Kaç, atla, 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 geberme, atla. Var ya arkalı yönlü beni sıkıştırdılar yine. Kara belayım filan diyorum ya arkadaşlar. Halbuki korkudan var ya götüm titriyor götüm. Her an öleceğim diye. Bakmayın siz bela. Neredesin Semih, neredesin? Tamam. Nereye gitmeli? Bilmiyorum valla. Biraz sen yardımcı olsan, her şeyi ben yapıyorum ya. Ay! Bak hele bak, sen şu duanın bize yaptığına bak. Uçuyorlar da zararları bize dokunuyor. Hani derler ya, Afrika'dan mızrak atılsa geliyor bizim götümüze giriyor. Aynı o mesele. Bu da ne? Bu ne lan? Gene bir şey bulduk. Okuyayım mı? Bu notu bulan kişi seferimizin eski lideri ve finansörü Jonathan Burnus'un beni ve diğerlerini Everin'in hazinesi uğruna öldürdüğünü bilsin. He, bunlar bok yoluna ölmüşler he. Vaktim azalıyor ve elim de yorgun düşmek üzere. Dünyevi adaletin yokluğunu yaşayan birisi olarak sana elvarıyorum. Burnus'un ihanetin bedelini ödemesi için Tanrı'ya dua et. İmza Walter Hayes. Böyle bir tane şey, korsan boku bokuna ölmüş ya. Ulan bir de bakıyorsun, en son gidiyorsun böyle koca bir yarrak resmi var. Naka gülerdim. Ben oyun yapımcısı olsam öyle bir şey koyardım ha. Hazine yerine. Alın size hazine piçler. Maksat ders vermek amacıyla. Adanın bir kumsal tarafı var. Dur. Dediğim gibi arkadaşlar, adanın bir kumsal tarafı var, yüzünüzü güldürür. Bir de bu tarafı var. Tam kara bela ya. Of. Lanet olsun. Aksiyon dolu. Çık 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 çık, hemen pes etme lan. Aşağı adamsın lan. O ne? Sam? Evet arkadaşlar, Sam'i bulduk. Bu bölümü burada bitirelim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.